Sürekli bir ilçenin sonuçta belediye başkanı. İstanbul'un 39 tane belediye başkanı var. 39 belediye başkanından biri ama öteden beri her türlü ortamda, yani her türlü mekanda onu görmek, reklamla ilgili bir şey olduğunda ona işte Galatasaray takımının bir maçında tribünde onu seyretmek mümkün. Herhangi bir alakası olmayan bir yerde onu görmek mümkün. Ve şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı konuşuluyor onunla ilgili. Ve burada da işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu noktada önce geri adım attı, ihraç edilmiş olmasından dolayı tekrar müracaat etmesi gerekir dedi. Adnan Keskin'in geçen gün yapmış olduğu açıklamada işte bir yol bulunur mutlaka onu tekrar partiye bir şekilde alabiliriz dedi. Bütün bunlarla beraber hedeflenen nedir? Yani Cumhuriyet Halk Partisi Sarıgül'ün adaylığından ne bekliyor ki bu kadar Türkiye'de gündem oluşmasını bu kadar hedefliyor? Şimdi önce ben de sizin açışta dile getirdiğiniz gibi Pakistan'daki depremden dolayı hayatı kaybedenlere rahmet diliyorum ve bütün Pakistan halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Ama ayrıca hem Afganistan'da hem Pakistan'daki büyük olaylar, saldırılar ve katliamlar neticesinde ölen insanlar konusuna da dikkat çekmek istiyorum. Şu anda sanki dünyada eş güdümlü, eş zamanlı bir büyük olaylar zinciri gibi gelişmeler oluyor. Allah insanlığımızı ve insanlarımızı korusun. Amin. Özellikle de Türkiye bu girdabın içine çekilmek isteniyor. Burada da millet olarak tabii ki çok dikkatli olmamız gerekiyor. Başta yöneticiler, Allah basiret versin diyorum. Amin. Ayrıca kan ile ilgili hassasiyetiniz ve uyarınız konusunda da sizi tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Bu konuda ben de bir öneride bulunayım fırsatı gelmişken. Özellikle sağlık konusunda çok istismarlar ve tehlikeli gelişmeler zaman zaman yaşandığı için, bu konuda çok fazla istikrar olmadığı için ve menfaatler çok çatıştığı için halkımızın bilinçli olması yanında sivil toplum kuruluşlarının da bu konularda gayret göstermesi gerekir. Ben aşağı yukarı 40'ın üzerinde kan vermiş bir insanım. Gazeteciliğim var. Uzun yıl, 25 yıl gazetecilik yaptım. Mahalli gazetecilik de yaptım. TRT muhabirliği ve gazetecilerle birlikte faaliyetler göstermenin yanında bir kampanya açmıştım. Can kurtaran kan kampanyası diye. Memleketimizde hastaneye gittiğim zaman buna şahit olmuştum. Çok sıkıntı çekiyor insanlar. Kan bulunamıyor falan. Bir görevli kendisine gönüllü kan verenler geldiği zaman hastaneye onların listesini tutuyor idi. Daha sonra da garip kurabağa geldiği zaman, kan bulamayanlar olduğu zaman onlara yönlendiriyordu. Bak bu insan gönüllü kan verenlerden biri, buna gidebilirsin, buna gidebilirsin gibi. Oradan etkilenerek ben bir kampanya açmıştım. Ve bir liste hazırladım. Muhabirlerimi gönderdim. Gönüllü kan vermek isteyenlerin isimlerini, kan gruplarını, adreslerini, telefonlarını aldım. Daha sonra da ilan ettim ve hastanede haber verdim. Dedim ki ihtiyacı olan varsa bize gönderin, biz onlara yardımcı olalım. 2 sene içerisinde 500 kişiye kan bulduk böylece. Dolayısıyla organize etmeye çalıştık bu işleri. Sivil toplum kuruluşları, ben İstanbul'da da sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte faaliyetlerde ya da toplantılarda olduğum zaman hep teklif ediyorum. İlişki kurduğu bir sürü insanlar var. Onlar üzerinden listeler yapılabilir, çalışmalar yapılabilir, ilanlar verilebilir ve sivil toplum kuruluşları da bu yaraya parmak basarak hizmet edebilir diye teklif ediyorum sivil toplum kuruluşu üyeleri evet. Varsa dinleyicilerimiz arasından. Ve şunu artık yani en çok üzüldüğümüz şey şudur. Türkiye'de ne olursa olsun hemen Türkiye'deki bir olayı birileri tezgahlıyor. Özellikle işte Amerika Birleşik Devletleri tezgahlıyor. Özellikle dış güçler tezgahlıyor. Ve Türkiye'de her olayın altında da beynemine siyonizm var. Yani bunu konuşmaktan bıktık ama gerçekler de bunlar. Yani nasıl bir dünya ülkelerinde, gelişmekte olan ülkelerde, Batı'nın artık sömürgesi olmuş ülkelerde bunlar hep konuşuluyor, üzülüyoruz. Biz de ülkemizde devamlı bunları konuşuyoruz, üzülüyoruz, kızıyoruz, ediyoruz. Ama bir bıtkınlık gelmeli. Yani bu halka ne oluyor? Her olay birileri tarafından tezgahlanıyor. Sonra da bu millet bu tezgaha geliyor. Sonuçta bu tezgahı kabul etmek zorunda kalıyor. Öyle ya da böyle. Bu tezgahların kabul edilmesi için bütün güçler kullanılıyor.
uluslararası şebekelerde ülkemizde cirit atıyor, yönlendirmeler yapıyor, kampanyalar yapıyor, yürütmeler yapıyor ve bu insan her şeyi dayatabiliyor, dayattıklarında netice alabiliyor. Yani insanlar mücadele etmiyorlar, şikayet ediyorlar, şikayet ettikleri şeylerde elini taşın altına koymuyorlar, o mücadele içerisinde bulunmuyorlar, geriye çekilebiliyorlar, bekliyorlar, sonra da okumuyorlar, tespit etmiyorlar, tahlil etmiyorlar, şuurla hareket etmiyorlar, kendilerine dayatan her şeyi kabul etmek zorunda kalıyorlar, gördüklerine inanıyor insanlar. Neden? Yani çünkü yıllardır biraz önce söylediğimiz gibi ülkemizde dünya çapında oynanan oyunlardan bir kısmı da ülkemizde oynanıyor. Osmanlı gibi işte bir devleti bölüp parçalayıp Türkiye gibi bir kara parçasına sıkıştıran bu güçler Türkiye'de oyunları işte Türkiye'deki yönetimleri değiştirmek için içimizdeki insanları zafiyetlerinden faydalanarak satın alarak onları ya mevki makama getirmek ya da işte maddi güçleri sağlamak ya da uluslararası ilişkilerde güç sağlayacağını söyleyerek zayıf insanları ya da ileride bir yerlere gelme ihtimali olan insanları hemen tespit edip kendi projeleri dahilinde o insanlar üzerinde çalışma yapıyorlar. Sonra teslim alıyorlar, sonra işbirliği yapıyorlar, sonra sadakatle kullanıyorlar. Hatta suç işletiyorlar insanlara. Yani beynelmiler kuruluşlarının, mason teşkilatlarının, buna benzer kuruluşların en büyük özellikleridir. Önce onların işte özelliklerini tespit ederler, gelecekle ilgili hareketlerini takip ederler. İhtimal olarak kullanmaya ihtiyaç duyduğu insanların üzerine çalışma yaparlar. Bir suç işletirlerse o suçlarını belgelerler, kasaya koyarlar. Takip ederler, üst üste koyarlar, klasörünü hazırlarlar. Ondan sonra sadakat isterler. Kendilerinden işbirliği yapmaya başladığından sonra sadakat göstermez ise bu sefer de bütün güçlerini kullanarak onları herkesin gözünde perişan eder, işini bitirirler. Dolayısıyla ülkemizde insanlar siyasi faaliyetin içerisinde olduğu zaman şunu düşünürler. Ben bir yere gelmek için bu kuruluşlarla işbirliği yapmam lazım. Ya da Amerika'ya gitmem lazım, icazet almam lazım. Böyle çalışarak ancak bir yerlere gelirim düşüncesine sahip oluyorlar. Ondan sonra da o insanlar plan yaparken böyle yürümeye çalışıyorlar. Bunları yapmayan yok mu var? Evet, bunları yapmayanlar çok az ve bunlar da bedel ediyorlar. Sonuçta da bu ödenen bedeller görüldüğü zaman ya bir kısmı korkuyor, çekiniyor, mücadeleyi bırakıyor ya da böyle netice alınamıyorsa o zaman ben de böyle netice alayım diyor. Ama böyle netice alayım, işte takiye yapayım, işbirliği yapayım da kendi bildiğimi yapayım diyenler de bunu yapamıyorlar. Dolayısıyla o tezgahın içine girmek zorunda olup sonuçta ülkemize zarar verecek her şeye göz yummak zorunda kalıyorlar. Ayrıca işte şahsi özelliklerden de bahsettim. Mesela Sarıgül ile Melih Gökçek'in mesela benim benzettiğim tarafları vardır. Çok ilginç. Çünkü Melih Gökçek mesela bu tip ilişkilerin dışında ayrıca kendi adına çok örgüt gibi, tek başına büyük bir kurum ve kuruluş gibi planlar yapar, hesaplar yapar. Onun için bütün ekipler çalıştırır, anketlerini yapar, kendisini...